Sağ olun hocam. Sağ olun. Sol tarafta açılıştan kapanışa kadar tüm müessese müdürlüklerinin resimleri, altta başarı belgeleri. Biz de elimizden yaptık arkadaşlar. Zaman zaman okullar geliyor, okullar. Burada gezdiriyoruz çocuklara. Değişik illerden, üniversitelerden çok tercih var. Yüksek Sümer Camisi'nin ateşi var. Karşıda hocam bu cami. Burada çalışan büyüklerimiz yapmış. Basit görünmesine rağmen ama birebir işlenmiş şey yani. Çok müthiş bir cami. Birebir işlenmiş bir cami. İçerisi çok müthiş. Bunu da Cami Yaşatma Derneği bize hediye olarak verdi. Bir artı bir ve bu taraf yapılacak sadece. Şu anda Mastara'dan çıkan yazılı taşlardan bir tanesi. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buradayız. Başkan. Mastarların kalıbını döktürdük. Beydir termasında çıkan sonuçlarına göre birebir şu halinde, yani toprağın altındaki halini inşallah tamamlanmış halinde beraber takdim edelim. Buradayız hocam. İnşallah. Evet, değerli başkanım, öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Üniversitemize verdiğiniz destekten dolayı hem Aydın Merkez Kampüsümüze hem de buradaki Sümer Kampüsümüze çok yardımcı oluyor. Kendisine özel olarak teşekkür ediyoruz. Başkanımızla değişik konuları görüştük. Sümer kampüsünü daha büyütmeyi istiyoruz. Orada 1+1 yaşlı bakım yerini aktif hale getirmek istiyoruz. Öyle bir proje üzerinde çalışacağız. Kampüste, Sümer kampüste teknokent düşüncesi var. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız Nazilli'ye geldiğinde de bundan bahsetmişti. Onu görüştük kendileriyle. Orada yeni fakültelerin kurulması, yeni öğrencilerin gelmesini istiyoruz. Aydın tarihi bir yer, Nazilli tarihi bir yer, tarihi yerleri dolaştık. Nazilli'ye Türkiye'de bir ilk olacak arkeoloji fakültesi kurulabilir. Bölüm olarak güzel sanatlarda ya da insan ve toplum bilimlerinde arkeoloji bölümleri var ama Türkiye'de henüz bir arkeoloji fakültesi yok. Değişik bölümleri içinde barındıran Roma Bizans dönemi, Selçuklu Osmanlı dönemi, Hitit dönemini ayrı ayrı içinde barındıran bir fakülteye ihtiyaç var. Başkanımızla bu konuyla görüştük, mutabık kaldık bir fakültenin açılması konusunda. Tabi burası Sümerbank, tekstille ilgili. Tekstille ilgili ne yapabiliriz konusunu görüştük. İleriki bir süreçte tekstil mühendisliği yine ya da buna benzer bir bölümde açacağız. Burada fiziki yapı müsait. Yeni bölümler, hatta üniversite olmasına müsait. Tabi bu konu bizi aşıyor, büyüklerin vereceği karar. Ama biz fakültelerle burayı büyütebiliriz. Sağ olsun başkanım da her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi. Beraber güzel çalışmalara devam edeceğiz inşallah. Sayın hocamızın değerli heyetin ziyaretlerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Nazilli, mümbit bir yer. Hizmeti özlemle bekleyen bir yer. Sayın hocamızın teşrifleriyle birlikte sahada dolaştık. Ziyaretlerde bulunduk. Yerlerin tespitini ettik. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Yeni bölümler açılacak. Birçok faaliyet Sümerbank basma fabrikasından alan artık Sümer kampüsünün olduğu alanda ciddi bir hareketsizlik var. Oranın hareketli haline getirilmesi adına müthiş bir girişim başlatıldı. Bize 1, 2, 3, 4 nolu lojmanların tahsisiyle ilgili bir talebimiz var. Onları değerlendirmeye aldılar. İnşallah oralar tahsis edildiğinde orayı harekete geçireceğiz. Hem sivil toplum örgütleri tarafından kısmen kullanılması hem de belediyemiz tarafından kısmen kullanılması oradaki alanların daha verimli şekilde, daha rentable şekilde kullanılmasını sağlayacağız. Ayrıca yeni bir müjde de aldık. Kuyucak Meslek Yüksekokulu'ndaki bir kısım nazilimize taşındı.
160 civarında öğrenci Nazilli Sümer kampüsümüze geldi. İnşallah bu tür gelişmeler çok büyük, ciddi bir kampüs, tarihsel bir alan. Bu alanın yaşatılması lazım. Yani kendi halinde bırakıldıkça yok olup gidiyor. Bu değerleri tekrar kullandıkça, kullanarak, restore ederek, hayata geçerek, hayata kazandırarak, sosyal hayata ve Nazilli'nin hayatına kazandırarak değerli hocalarımızla birlikte inşallah Nazilli'mizi o güzel günlerine kavuşturacağız. Bugün çok güzel müjdeler aldık. Hocamıza çok çok teşekkür ediyorum. Kendisinden Allah razı olsun. Uzunca bir süredir Nazilli bunları bekliyordu. Bu müjdeleri verdiklerinden dolayı hem şahsım adına hem de şehrim adına teşekkür ederim. Ben değerli hocalarımıza, sayın rektörümüze çok çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz güzel çalışmalar oluyor. Nazilli ile ilgili bilimsel çalışma şimdiye kadar hiç yapılmamıştı. Üniversitemizle beraber, hocalarımızla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 10 tane bilimsel eser basıldı Nazilli ile ilgili. Bu Nazilli tarihi açısından çok çok kıymetli. Bilimsel çalışmalarımız da ciddi meyvesini veriyor. Bilim dünyası artık Nazilli'de ne oluyor, Nazilli'de neler var diye özel çalışmalar yapıyor. İnşallah 3. sempozyumumuzu da bu çalışmalarımızla birlikte taçlandıracağız diye düşünüyorum. İnşallah uluslararası boyutta çıkabiliriz çağrımıza. Uluslararası katılımla da uluslararası boyutta bir sempozyum gerçekleştirebilirsek kültürel manada ciddi önemli hedeflerden bir tanesine ulaşmış olacağız. Başkanımız da bundan sonra en az ayda bir kez görüşüp beraber ortaklaşa ne yapabileceğimiz konusunda toplantı yapacağız. İşbirliğimiz hayırlı olsun efendim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.